Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Ferit Yeşilgöz abimizin yanına geldik. Onun kümesini çekeceğiz. Onun kuşlarını çekeceğiz. Bildiğiniz üzere Van'ın festivalinde birinci olan tam gün kuş uçuran, yani 12 saat kuş uçuran abimiz, ödülü kazanan abimiz, sağ olsun bizi davet etti. Biz de geldik. Onun videosunu çekeceğiz, kuşlarını göstereceğiz. Kendisiyle güzel sohbetler edeceğiz. Burası şu anda damızlık kümesiymiş. Şu an yerde. Bir de üst katta kuşları var. Yavrular yetiştirdiği kuşlar. Oraya çıkacağız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Oğuz abi, hoş geldin. Sağ ol, Allah razı olsun Ferit abi. Sefa getirdin Oğuz sağ abi. Sağ ol, nasılsın, iyisin abi? Teşekkür ederim Oğuz abi, Allah razı olsun. Sen nasılsın abi? Allah razı olsun, sen teşekkür gelmişsin, ederim. Hoş gelmişsin. Allah razı olsun. Abi kendini bize tanıtır mısın, seyircilerimiz seni tanısın? Allah razı olsun. Öncelikle Oğuz abi, sen bu işe gönül vermiş emekçi dostlarımızdan, kardeşlerimizden birisin. Allah razı olsun. Sefa gelmişsin, hoş gelmişsin. Allah razı olsun. Burası bizim damızlık kümesimiz, gördüğün gibi. Evet. Ben burada yavru üretimi yapıyorum. İyi damızlıklardan yavru altından çıkarıp ikinci kata, terasıma götürüp orada yetiştiriyorum. Maşallah, bereketli olsun öncelikle. Teşekkür ederim abi. Arkadaşlar şöyle öncelikle kuşlarımızı gösterelim. Burada bir yavru var altında. Kuşlar böyle. Burası damızlık kümesiymiş arkadaşlar. Maşallah. Evet abi, seni dinliyoruz. Oğuz abi, gördüğün gibi burada damızlıklar yatıyor. Burada çok uzak soy kuşlarım yok burada. Hepsi hemen hemen %90, %70, %75 kan bağı olan kuşlardır. Hı. Dikkat edersen hepsinin tipi, şekli, yani şamarı aynı. Aynen. Evet. Şimdi bu damar sana nasıl geldi? Sen kaç yıldır, öncelikle kaç yıldır kuş avlıyorsun abi? Oğuz abi, tabi bu uzun zamanlara dayanıyor. Evet. Yaşım 42, ortaokul yıllarından beri ben kuşçuluk yapıyorum. Maşallah. Tabi çok kuşlar geldi, çok kuşlar gitti. Malum kuşlarımız çalındı, bir daha getirdik, topladık, bir daha çalındı. Öyle bir tatsız olaylar falan oluyordu aslında. Evet. Şimdi biraz daha duruldu. Oturdu, topladım. Kuşlarımın şeyi, damarı aslında bu sıfır erkek, şu köşedeki. Evet, şu değil mi? Sağdaki, evet. Maşallah. Sıfır erkek kuşun eşi de şu. Buradaki yerdeki kırmızı papaklıdır. He, bu papaklı evet. Şey. Şu an ayırmışım ama ana soy onlardan geliyor. He. Ana soy onlardan geliyor. Diğerleri hani tabii eş dostlardan illaki bir iki tane iyi getirmiş kuşumuz vardır. Onların da üretimini yapıyoruz. Daha bir %100 başarıya ulaşamadık ama %100 başarı aldığımız hayvanların soyu iki damızlar. Ay, bu başarı nasıl geldi? Nasıl yaptın? Nasıl yetiştirdin kuşlarını abi? Oğuz abi, ben bir kümes kuş aldım. Evet. Kuşların içinde bu sıfır erkeğimin anne babası vardı. Annesi şu köşedeki kişidir. En köşedeki. En köşedeki, evet. Şu. Evet. Beyaz dedik. Evet. Annesi odur. Babasını ben göğde bıraktım. Kümes kuş aldığımda ikisini ben ayırdım. Hani hoşuma gitti kuşlar. Evet. Altından sıfır yavru geliyordu. Bunun bir de babası vardı, böyle çok daha şekilli, böyle şamalı bir şey. Tipliydi. Tipliydi. Yavruyken uçurdum, çok güzel performans verdiler. Kardeşiyle beraber göğde kaldılar. Kardeşi gelmedi, o geldi. Ondan sonra onun şeyini aldım. Sağımını yaptım. Bu dişi de Senar Bingöl, benim yeğenimin kuşlarının soyudur. Bu değil mi? Evet. O da bildiğiniz gibi, o da ayrı bir festival grubunda birinci çıktı kendi evet, grubunda. Evet, onu da tebrik ediyoruz bu evet, arada. Evet, onu da tebrik ediyoruz. Evet. Ben kendi grubumda birinci çıktım. O da kendi grubunda. 2 saatle kapattım beni. Helal olsun. Allah razı olsun. Yani gerçekten bu Van'da büyük bir rekordur. Evet. Yani ortalama yıllardır hepimiz kuş saklıyoruz. Az çok Van'da kuş ne uçuruluyor biliyoruz, duyuyoruz. Evet. Evet. Yani gitmesek, izlemesek de duyuyoruz az çok. Evet. 12 saati ben daha önce hiç duymamıştım. Evet.
İşin doğrusu. Bilmiyorum siz duymuş muydunuz? Festivallerde diyorum. Festivallerde ha. Çok zor. Ha. Çok zor. Ha, festivallerde diyorum. Festivallerde gerçekten yani çok büyük bir başarı. Evet. Çünkü 12 saat zaten yani gün boyu demek. Gün yetmedi. Belki de gün olsaydı belki 15 saat uçacaktılar. Sağ olsun bizim hakemlerimiz bu festivalleri organize ettiklerinde bizim zaten kendi grubumuzda birinci gününde evet. Okan Ergüler. Evet. Polis arkadaşımız evet, o 10 saat 7 dakikayla ilk günde büyük bir başarı elde etti. Aynen öyle. Ha, bu gerçekten hoşumuza da gitti. Tebrik de ediyorum kardeşimi. Ona da bir kupa ikram ettik aynı yerden. Evet, evet. O da çok büyük bir başarı. Bu 10 saat 7 dakikadan sonra diğer kuşçu arkadaşlarımın hemen hemen hepsinin hevesi kırıldı. Aynen gerçekten. Öyle. Ya gerçekten de öyleydi. Çünkü evet, kimse evet. Öyle bir şey beklemiyordu. Öyle bir şey beklemiyordu. Daha önceki yıllardan göründüğü evet. Kadarıyla. Bundan sonra şey oldu. Ben kuşların soyunu biliyorum. Kendi kuşlarını. Performanslarını biliyorum. Yani. Ben pas etmedim, havlu atmadım, emek verdim. Son 3 provalarında, 4 provalarında gece saat 7'de iniş videoları var. Maşallah. Maşallah. Aynı zamanda ondan bir ay öncesinde de kursak mantarına yakalandılar. Bir ayrıyeten evet. Çok iyi ilaçlar, pahalı ilaçlar getirdim, verdim. Dirilttim bunları. Fire verenler oldu, ayakta kalanlar oldu ama sonuçta başardı bu işi. Aynen. Şimdi biz onu da göreceğiz. Seni tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi o yavruları sen evden aldığın yavrulardır yetiştirdin evet, değil mi? Evet. Belki sen nasıl yapıyordun abi sabahları? Yani bu yavruları nasıl yetiştirdin? Nasıl yetiştiriyordun? Onu seyircilerimize anlat. Oğuz abi benim bir prensibim var. Ben kuşu asla bozmuyorum. Kasadan düşen yavru yeme düşer burada yemini yer. Evet. Ben buradan alırım. Terasa götürürüm. Şunlar gibi değil mi? Evet, bu biraz onlar, büyük tabii de. Onlar arkadaş, şu şekil. Evet, arkadaşlara verdim. İçin götürmedim. Yukarıya dedim alışmasınlar. Anladım evet. Götürürüm yukarıda. Eğer yukarıda 5 dakikada uçsa, 10 saatte uçsa ben onun performansını, ahlakını asla bozmam. Şimdi bu kümeste çıkan yavrunun ben huyunu bilirim, suyunu bilirim. Taklasını bilirim. Ne zaman adam olur, ne zaman yetişir, ne zaman kafa kaldırır. Onu bildiğim için hiç şüpheye düşürmeden uçururum yani. Yani çift çift atıyordum. Çift çift atarım, 3-3 atarım, 4-4 atarım. Ama ikiletmem bunu yani. Peki günde kaç kere uçuruyordun yavruları? Yani bir sene yaklaşık bir 30 tane yakın yavru yetiştirdim. Evet. Hani 30 tane yavrunun yetişmesi gerçekten çok zor. Festivale hazırlanan bir insanın kapasitesi bayağı bir aşar yani. Aynen öyle. Yani bunu bilen arkadaşlar bilir. Ya 4 bilemedin 6'yı ya uçurursun ya uçuramazsın. Aynen. Öyle çünkü. Valla ben işi gücü bıraktım artık tam odaklandım. Hani 30 tane 35 tane yavruyu da yetiştirdim. Göğde de çok mükemmel kuşlarım dışarıda kaldılar, gece kaldılar, gelmediler. Festivalden sonra kazandığım günden bir gün sonra da dışarıda kaldılar. Saat 5'te, 5.30'da akşam kuşlar da dışarıda kaldılar, gelmediler. Maşallah. Sabahın 5'inde değil mi? Sabahın 5'inde. Maşallah. Mahcup etmediler bizi. Yani emek verdik. Onlar da bizi mahcup etmediler. Çok şükür. Çok Allah şükür. Kuşu, Allah kuşu biraz sabır ister. Gerçekten sabırla yetiştirirsen hayvanı, o da seni mahcup etmez. Kötü kuş yoktur, kötü kuşçu vardır. Ben öyle biliyorum. Yani yetiştiremiyorlar diyorsun. Tabii adam bakıyorsun kuşunu yetiştiriyor 5 gün, 10 gün, işte 1 saat, 2 saat, 3 saat. Ondan sonra pes ediyor. Diyor ki benim hayvanım uçmadı. Ya öyle değil. O hayvanın bir açılmaz performansı, süreci olur. Yani zaten kendi damarını tanıyan bir insan o kendi kuşunun ne zaman yetişeceğini bilmesi lazım. Yetişeceğini bilir yani. Ha. Değil mi? İyi soysa uçar. İyi değilse zaten ne yapsa da inmez. Ne yapsa da kapasitesi odur. Aynen öyle. Bizim bu sıfır erkeğimiz kuşların atası burada. Mesela yaklaşık bir 30 günde falan yetişti yavruyken. 30 günde. Peki abi şeydir bunları sen ne zaman aldın? Kaç yıldır sen de? Bunların biz atası.
annesiyle babası aşağı yukarı bir 10 sene falan etti. Ha, bu anneleridir değil mi? Evet, bu anneleridir. Yumurtluyor mu hala? Hala yumurtluyor. Yumurtası da orada üst kasada. He. En üst kasada. Ha, bu papaklıyla mı? Evet, papaklıyla. Evet. Bu papaklar da aynı soy değil mi? Bunların bu sıfırlarla aynı mıdır? Tabii tabii abi, aynı. Papaklı da veriyorlar. İki tane kuş var, bu Veysel Ödemiş abimizin kuşu. Bir tane beyaz erkek var. Nerede, nerede? Şu. Dimdiği beyaz. Yakışıklı olan. He, maşallah. Veysel abinin de emeğine sağlık, o da iyi kuşlar üretiyor. Elinde iyi kuşlar var. Bir de bu dindik beyaz papaklının arkasında. Ha bu, evet. Onlar onun hediyesi. Onlar onun hediyesi. Onlar da bizde çoktan 2 sene falan oldu. Onlar da üretiyorlar. Memnun musun? Memnunum. Kendi kuşlarımla vurdurdum. İyi yavrular veriyorlar. He. Sabahleyin de baya bir açığa gittiler, batara gittiler. He. Ben sabah gelemedik. Evet. Sen atmıştın zaten. Onu da videosunu bana göndereceksin. Onu da paylaşırız. Sıkıntı yok. Biz o zaman çıkalım şeye. Tamam abi, olur. Bir ikramımız gelmiş, sağ olasın. Tamam. Onu bir hoşçakalın, içelim. Hoşçakalın. Ondan sonra yukarıdaki kuşlarımıza bakarız. Tamam abi. Devam ederiz, konuşuruz. Ayrıntı daha gösterelim. Söyle abi, söyle. Şimdi sıfır erkeğimin, yani baş kuşum olan, damızlık olan sıfır erkeğimin kanında sıfır gelir, kapaklı gelir, kelebek gelir, karakuyruk gelir. Aha. Çok nadir boz gelir. Yani hiçbir rengi şey yapmaz yani, kaçırmaz. Ama Senar Servet Bingöl'ün papaklıda, papaklısından şöyle şu tarzda tatlı papaklı gelir. Maşallah. Sarı papaklı. Maşallah. Bunlar festivalde birinci çıkan yavrunun kardeşleridir. Bak mesela şu, şimdi sıfır erkeğin başka kuşla yaşatmışım, başka bir dişiyle. Şöyle inci kuyruk veriyor mesela. Hem kiremitli hem kiremittir, inci kuyruk. Kiremittir, maşallah. Aha. Şu ikisi, mesela şu kara kuyruklar sıfır erkekten geliyor. Kapaklı. Çok acayip gezerler bunlar. Açık aydılar. Maşallah. Çok da iyi yetişirler. Tez yetişiyorlar. Tez yetişiyorlar. Ya tez yetişenler de var, geç yetişenler de var. Ben tez yetişen hayvanı sevmiyorum ya. Biraz daha geç yetişsin. Daha mı hoş uçar diyorsun? Yani. Geç yetişen hayvan her zaman mahvoldur. Peki iki yavrusu da iyi çıkıyor mu abi? Yani yavruların hepsi aynı çıkıyor mu? Abi, aynı olmasa da. Emin ol, şimdiye kadar yani desem ki hani bu rengi diğer renginden baskındır diyemiyorum yani. Aynıdır diyorsun. Aynıdır. Çok güzel. Ana olur, biri tüyde olur, biri kızar, biri şey olur. O ayrıntıyı o ayrı. Söylemiyorum ama eşittirler ya. Ne verseler eşit çıkıyorlar. Ne verseler. Yani yetişme süreçleri de aynıdır. Aynı yetişiyorlar. Aynı. Yani biri geç, biri erken yetişme olayı yok. Yok. Hmm. Abi posta erken yetişir, öbür posta geç yetişir. Yani ikisi de aynı oluyor. Aynı. Ya geç ya erken. Aynen. Maşallah. Maşallah. Ya kimi kuşçu arkadaşlarımız erken yetişen kuşu seviyor. Diyor erken yetişsen uğraşmayayım. Yani. Kimi de diyor yetişsin de. Sabır etmek lazım. Sabredeyim. Uçsun çok önemli değil ne kadar sürede yetiştiği. Sabır etmek lazım. Aynen öyle. Maşallah. Allah sana hayır versin inşallah. Şu sıfırlar benim erkekten gelme mesela. Bu erken yok. Bunlar torun oluyor. Torundurlar. Torun oluyor. O duman bak. Duman dişiden gelir. Sıfır erkekten gelir. Ya öyle bir kombinasyon var ki ikisinde. Müthiş bir şey. Yani baskın olan olmuyor. Bir bakıyorsun o, bir bakıyorsun o. Yani zaten bu papakların soyu Senar Servet Şakir Bingöl'deki papaklı soylar çok çok baskındır. Onların normalde kendi kanıyla vurdurmazsan sarmıyor. Ama bununla müthiş sarmışlar. Maşallah. Ama istediğin rengi de verebiliyorlar. Öyle bir avantajımız var. Ama mesela bazı insanlar der işte ben sıfır seviyorum. Bazıları der ben kelebek seviyorum. Bazıları der ben duman seviyorum. Aynen. Sağ olsunlar bizi hiçbir renkten mahrum bırakmıyorlar. Hepsini yani. de veriyorlar. Peki abi böyle değiştirip yani değişik yavru veren kuş mu iyi oluyor yoksa hep sabit veren kuş mu iyi olur? Yani onu biz... Bundan bir şeyin oldu mu acaba? Renge takılmamak lazım. Hmm.
Oğuz abi, o damızlığın soyunda kanında ne varsa onu verir. He. Ben fazla renge takılmam. Zil Arap da olur. Zil Çatı güvercini de olur. Yeter ki uçsun, ciğeri olsun. Benim için fark etmez. Benim için uçan Yani önemlidir bazıları diyorsun. söylüyor işte, bana kuşum sade bu rengi veriyor. İşte olmaz ya. Kuşun mesela bunun dedesinin dedesi falan, onu bilemezsin. Hani Tabii nereden geliyor? bilemez. Aynen. Acaba neye dayanıyor? Biz bunu bilemiyoruz. Ha, verir illaki. Veyahut da eş değiştirdiğinde başka bir kuş, acaba o dişi kuşun atası nereden geliyor mesela? Bir bakıyorsun yıllar sonra, mesela bu sene ilk defa sıfır erken bir boz verdi. Ha bu. Kaçırdım onu. Ha. Yavruyken kaçırdım. Ha. Boz, ilk defa gördüm boz. Ha hiç vermemişti. Hiç vermemişti. Acaba o Şaşırdım. nasıl olurdu? Yani yavruydu, çok küçük, yeni turlatırıyordum, kaçırdım. Ha. Beni bayağı bir şaşırttı. Allah Allah. Evet. Yani ne konuda? Yani açığa gidip gelmesi, çok inatçı olması, kuşlarla beraber takılmaması. Allah Allah. Evet, çok şaşırttı beni. Ya ilk defa da bir boz gelmişti yani o şeylerin içerisinde. He. O sıfırın Peki soyunda. bu iyi anlamda şaşırttı yoksa İyi, hani? çok iyi anlamda beni şaşırttı. He. Kardeşi var yukarıda duruyor benden. Sabah da uçurdum. He. Aynı yumurta teki Aynı he. yumurta teki. O kardeşi çok iyi. Eminim ki o giden daha da iyiydi. Onu bilemeyiz. Soyunda Peki acaba bu neler? İranlı nedir abi? İranlı diye gördüm sanki Şimdi yoksa. İranlıları sana söyleyeyim abi. He. İranlı bu yıldız papak kırmızılı He. papaklı He. bunun soyundan geliyor. Yani ikisinin yavrusudur. Hangisiyle hangisini? Bununla? Sıfırla papaklının Ha yavrusudur seferi o papağaya mı vurmuşsun şimdi? bu. Yok. Bu onun kızıdır. İlk yavrularındandır. Ha bu papağlıyla bu seferin ilk yavrusu budur. Evet. Çok az gözü akmalıdır bu. Yok dikkat ettim. Bu da onun kardeşidir. Bu He. onun kardeşidir. He. Bu kırmızılı Bunları yetiştirdin papakların. mi? Yok, bunları ben baktım. Şeyler daha yeni yeni yerimde üretime başlıyorum. Dedim bunlar dursun. Ha Bir çoğaltalım. çoğaltayım. Hiç tur attırmadım. Zaten renginden belli hayvanların He. şeylerinde. Daha önceden de bildiğimiz soydu. Kalitesini bildiğin için çok Kalitesini önemli değil biliyorum. Evet. diyorsun. Kardeşlerini kaçırdık. Güz yavruları dedi daha doğrusu Hmm. bunlar. Hani yetiştirdikse de şeye denk gelirdi. Sonbahara denk gelirdi. Ya kaçırırdık ya da başına bir şey gelirdi. İyi ki de şu anda da düşünüyorum da, iyi ki de uçurmadım. Kümesini de güzel yapmışsın. Yukarıya parket döşemişsin. Ne güzel. Peki burası kışın soğuk olmuyor mu? Yok abim, şey yapmışım. Isı, Tavanda ısı ziyaretim yalıtım yapmışım. mı? Evet, ziyaretim yapmışım. Çok güzel. Geniş bir kümesin var. Kuş, Damızlık yerde evet. olacak abi ya. Damızlık Ha. yerde büyük bir başarıdır benim için. Çünkü toprak yiyor, yeşillik yiyor. Ya işte bizim öyle bir Baharın şansımız buralar yok. cennet gibi olur ya. Değil. Girer böyle yeşilliğin içine, istediği otu buluyorsan veremiyorsun lan. Aynen. Hayvanın ihtiyacını bir türlü karşılayamıyorsun. Yok öyle de. Tabii doğal yolda kendisi Evet. karşıladığı zaman çok daha güzel Evet. olabiliyor. Hani bakabilirsin, burada her türlü ot var, her Ay türlü gördüm toprak zaten var. maşallah. Hayvan Bahçe istiyor güzel. bunu. Ha, Bütün bahçe. ihtiyacını alıyor. Aynen bahçe güzel. Tel örgü de güzel yapmışsın büyük. Bu boz ne abi? Bu bozu geçen sene tuttum. Ha. Geçen sene tuttum, hoşuma gitti. Maşallah uzun bir kuştur da. Evet. Sıfırın bir tane yavrusuyla vurdurdum. Dört tane yavru verdi. İki tanesini göğde bıraktım. İki tanesi duruyor. Maşallah. Yani sardı o da diyorsun. Sardı, evet. He. Bir tane Erdal kardeşimizden bunun gibi bir tane boz getirmişim. Erdal Can, buradan selam olsun ona. He, Ona aynen. vurdurdum. Hayvan saat 5'te attım, hayvan gelmedi. Maşallah. Erdalcan'dan getirdiğin bozla Vurdurdum buna. vurdurdun Evet. bunu. He. Yavruları öyle sardı. Yavruları sardı. Maşallah, maşallah. Abi gel gidelim çay içelim ondan sonra Tabii devam edelim. buyurun. Buyurun. Arkadaşlar bu arada ikramımız geldi. Ferit abimiz sağ olsun var olsun. Afiyet olsun abi. He, bize çay getirdi. Biz bir çay arası verelim. Çayımızı içtikten sonra uçurduğu kümes var yukarıda ikinci katta. Orayı da uçuracağız. Şey çekeceğiz özür dilerim. Burada da Sinan abimiz var. Sinan Güngör.
Sinan Bingöl abimiz. Hoş gelmişsin hoş abi. Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz hoş geldiniz. Sağ ol. Nasılsın abi? İyisin. Sağ ol. Teşekkürler. Sen nasılsın abi? Allah razı olsun. Abimiz de kuşçudur bu arada. Safa gelmiş. Arkadaşlar da selam olsun. Allah razı olsun. Ne demek istersen? Ferit abimiz için. Allah herkesin emeğini boşa çıkarmasın. Amin. Ferit arkadaşımız kuşları gerçekten bu sene çok güzel kaliteli kuştular. Evet. Şu anda devam ediyorlar yani mesela kuşları güzel. Allah, ne diyeyim Allah herkesin emeğini boşa çıkarmasın. Amin. Amin. Allah razı olsun. Gerçekten de Ferit abimiz bir devrim yarattı bu sene. Allah razı olsun. Ha, bu sene gerçekten Oğuz de. Oğuz abi hoşuma giden ne biliyor musun? Fazival'dan bu yana emin ol yani telefonlarım rahat durmuyor. Bu videodan sonra da durmayacak. Evet, o kadar arama oluyor, o kadar ya gençler arıyorlar. Ya diyorlar abi diyorlar sen bizim hayalimizi diyor gerçekleştirdin diyorlar. Öyle. O kadar hoşuma gidiyor. Ya tabii insan hoşuna gitmez diyor, ya biz hayal ediyorduk böyle böyle bir işte, gün izlettirelim millete işte meşhur olalım şöyle böyle. Ya diyorum. Bunu sen gerçekleştirdin. Gelin ha? Diyorum oturalım izleyelim. Ya oturalım sohbet edelim ben hizmet edeyim size gençler şey olsunlar yetişsinler. Evet. Bizden sonra devam etsinler. Aynen. Benim hoşuma gidiyor böyle demek. Peki Ferit abi ben sana bir şey sorayım. Yani bu şimdi şöyle bir şey var. Hani bu kuşlar 12 saat uçtu. Evet. Çok kişi de duydum. Mesela diyor öyle bir sefere mahsus diye uçtular. Yani eleştiri açısından değil. Yani evet, yanlış evet. Anlaşılmasın. Evet. Bir daha o şekil uçarlar mı? Veya sen provalarda uçurduğun zaman ortalama ne uçuyordu? Çok böyle birbirlerine yakın Oğuz saatler abi, miydi yoksa? Oğuz abi ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi benim son provamda zaten ben Haziran ayında başladığımda arkadaşlar bilir, mahalle de bilir. Benim kuşlarım hep 4'ü 5'i bulurlardı. Öğleden sonra 4 evet. Attığında 4-5'i evet, buluyordu. 4'ü 5'i bulurlardı. Evet. 4'ü 5'i bulurlardı. Fakat Okan kardeşimizden sonra yani o kotayı geçmek için hakikaten akşamı devirmek lazım. Aynı yani mantıken o zaten. Evet. Bu çekilen insanlar evet. Onun için çekildi. Bende videolar var. Kuşların gece iniş videoları var. Onları sana izlettireceğim. Evet. Hayvanlar 6'da iniş yapmaya başladılar bu defa. Maşallah. 7-7.45'te iniş yapmaya başladılar bu defa. Maşallah. Ha bu neyden kaynaklanıyor? Şimdi diyeceksin ki ya işte 7-8-9 uçan kuşlar niye o gün 12 saat uçurdu? Aslında 12 saat değil. Millet saat gece 9'da burada dağıldı. 9-9.45'e kadar biz burada aynı bu masada oturduk. Kuşlar daha tepemizde fırıl fırıl dönüyorlardı. Görüyordunuz. Tabii bir sopa fırlasaydın kuşları indirecektin o da. Allah Allah. O kadar düşmüştüler. Yani düşmüşler hayvanlar artık karanlığa kalmışlar. Mahalledeydiler yani. He anladım. Dişi baş olan düşmedi. Baş olan daha fitteydi. Ama yavru kafamızda dolanıyordu. He 9.45'te. Yani 9.45'te 9.30'da falan kafamızda tepemizde daha dolanıyordu. Maşallah. Ha bu 12 saatin üstünde. Tabii ki canım 9 söyle 10'da he. 10'da bile inse o zaman 13 saat eder. Yani artık ondan sonra biz göremedik hangi mıtıka düştüler onu bilemiyoruz ama. He. Şimdi tabii bizi çekemeyenler oldu, bizi sevenler oldu, bizi tebrik edenler oldu, baş üstüne koyanlar oldu. Ya olabilir. Her yerde kuşluk ortamında olabiliyor maalesef. Her yerde otur insanlar olur. Aynen. Mesela burada akşama kadar burada bizimle oturdu, yedi, içti. Ailemizin içine girdi, evin içine girdi. Kutlama töreninden sonra bize çamur atmaya başladı. Ben dedim ki madem ki çamur atıyorsunuz, madem ki siz geldiniz, oturdunuz, yediğiniz sofraya ihanet ediyorsanız o zaman ben evin tapusunu getireceğim, ortaya bırakacağım. Bir iki tane büyük aramızda bir organizasyon yapsınlar. Sen de evin tapusunu ortaya bırak, öyle bir şey yapalım. İddialaştınız yani. İddialaşalım. Bakalım ha ona destek ve onlara destek verenler de var. Adamlar telefon açtılar, özür dilediler. Hani ben evin tapusunu ortağa bırakırım, geri vites yapmam gibisinden. Baktım adamlar şeydirler. Dediler abi biz gaza geldik işte kusura bakma valla biz özür dilerim. Ya kardeş ben şimdiye kadar bir günde kalkıp kendi kuşumun reklamını, kendi kuşumun paranın, rantın peşinde koşmadım. Bak
40 bin lira, 50 bin lira bana para veren oldu. Siz şahitsiniz arkadaşlar, şahit. Uçanlar için değil mi? Evet. Vallahi ben vermedim. Emekçi arkadaşlar vardı, ismini söylemeyeceğim. Adam işçilikten gelme, ben kıyamadım. Yani çoluk çocuğunun rızkını niye gelip bana versin? Aynen öyle. Yani 30 bin lira, 40 bin lira az bir para değil. Aslında. He, az bir para değil. Tabii. Gel git akşama kadar çalış, affedersin öşekler gibi. Ondan sonra getir bana ver, ben iki tane kuş vereyim sana. Yok. Benim vicdanım o zaman öyle kabul etmez. Yok, helal vallahi olsun. Vermem. Vallahi helal olsun. Helal olsun gerçekten. Hobi, hobi öyle bir şey olacak ki ya, senin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra sen bu iş hobiye gönül vereceksin. Yani ilk önce aileni mağdur etmeyeceksin. Ya çoluk çocuğuna rızkını da kalkıp buna vermenin anlamı yok. Yani bir anlamı yok. Tabii. Çok büyük bir saygısızlık olur. Aynen öyle. Sen gideceksin, çalışacaksın, çabalayacaksın, çoluk çocuğun rızkını getirip bana vereceksin. Benim vicdanım öyle kabul etme. Ben kuşlarım havadayken de 50 bin lira verdiler. Maşallah. Evet. Yani, duyduk. Verenler doğru oldu. Senin şahit olduğun zamanlarda da aynen verenler. Ya ben paradan yana değilim ama bari bana çamur atmayın. Ha çamur atarsanız siz ortada kalırsınız. Öyle tabii canım. Ölmezsek bunun senesi de var. Yani ondan sonraki senesi sonuç itibariyle abi burada 40-50 kişi izlemiş kuşları. Yani eğer ki uçmamış olsa veya bir şey olsa hoş, evet, bunun hakemi var, bunun rakipleri vardı. Buna itiraz ederdiler abi, herhalde. En büyük töhmet altında kalanlar zaten hakemlerdir. Zaten yani, aynen. Niye? Aynen. Mesela Okan kardeşimizin, Okan bizim çocukluk arkadaşımızdır. Bizim mahallelidir, komşumuzdur. Ha, görev icabı, gel başta görev yapıyor. Polislik yapıyor. Evet. Şimdi Veysel abimize kalktılar, iftira attılar. Dediler ya sen Okan'ın ortağısın işte. Böyle böyle büyük terbiyesizliklerde, ithamlarda bulundular. Abi biz Okan'ın da arkasında durduk, Veysel abinin de arkasında durduk. Ya madem ki biz diyoruz işte Van kuşu değer alsın, Van kuşu uçsun, ciğerli olsun diyorsak, ya herkes herkesin arkasında dursun, desteklesin. Yani bir el, taşın altına bir elini soksun bir zahmet ya. Aynen. Bu çekememezlik, bu iftira, yalan dolan. 3 kuruş için, 5 kuruş için ne gerek var? Ya öyle olacaksa kardeşim, bak dikkat et Oğuz abi. Yalan konuşan adam, iftira atan adam. Bak analiz et, araştırma yap. Bir tanesi götürüp evinde bir bardak çay içirmemiştir. Aynen öyle. Evinde göyle alakası yoktur, olmayan adamdır. Göyle alakası yoktur. Baban şahsıma söylüyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Benim evimde Ben çok yoğun bir insanım. Evimde çoluk çocuğum da yoktu. Tek başıma da yaşıyordum. Ben yine hiç kimseye misafirperverliğimden yana taviz vermedim. İnsanları getirdim buraya. İnsanlar geldiler burada, oturdular. Akşama kadar muhabbet ettiler, güldüler, eğlendiler. Vallahi benim hoşuma gidiyor. Ben hizmet etmeyi severim. Allah razı olsun. Ya özellikle gençlere sesleniyorum. Ya gelsinler, misafirim olsun, ben onlara hizmet edeyim. Sağ ol, gelsinler abi. Ben yavru vereyim, götürsünler kendilerine. Bir şey yapmasınlar. Yani iftirayla bir yere varılmaz. Evet arkadaşlar, şimdi terasımıza çıktık. Yavrularımızı ve abimizin yetiştirdiği kuşları göstereceğiz. Evet, tekrardan bereketli olsun Ferit abi. Hoş geldin, safın. Maşallah. Allah nazarları saklasın. Evet abicim, arkadaşlar buyurun. İyi uçan yavrularımız. Evet abi, bunları anlat bize. Maşallah, bu da Ferit abimizin kazandığı kupa. Van Geneli 2024 Göy Festivali şampiyonu, Doğu Anadolu şampiyonu Tam Gün. Ferit Yeşilgöz abimiz. Burada da kuşları var. Maşallah. O zaman göğe bıraktığımız baş dişi budur. O beyaz olan değil mi baştaki? Evet. Maşallah. Tam Gün uçan kuşumuz abicim. Yavru da bu duman yavrudur. Boynu kemerli duman. Evet. Maşallah. Şeyleri daha, yerleri daha duruyor. Evet bakın arkadaşlar. Bak. Onlar evet, bize iftira atıp falan kuşlar falan yere gidip konan diyen kuşlar işte.
Maşallah. Evet arkadaşlar, göğe atılan kuyruğun üstünde siyah bir şey. Bu inancı yeni geldi. Ha, bu da havadaydı ha. Yok öyle de bak. Maşallah. Maşallah. Güzel yavrular. Bunları hepsini yetiştirmişsin değil mi abi? Hepsini yetiştirmişim abi. Yeni çıkarttığım çiçek yavrular var. Bir budur. Ha, bu kiremitli. Bir bu papaklıdır aşağıdaki ısır yavru gördün mü? O papaksız mı papaklı görürsün? He, he, aynen. Bir budur. Bunları yetiştireceksin inşallah. Ha, bu abi de köşedeki ikisi. Geç kaldım abi ya. Ha. Ha valla buna normalde göğe almaları lazım. He. Olsun, yine yetişirler. Bunlar böyle Araplı çilli de mi veriyor? Zaten sıfır damarından gelenler bunlar. Bu sıfırın öz yavrusu. Bu öz yavrusu. Bu kelebek öz yavrusu. Asıl festivale yetiştireceğim kuş buydu maalesef. Tüleğe mi girdi? Tüleğe girdi. Bu öbürüne göre büyüktür. Görüyorsun. Bunlar sabah göğüdeydiler. Çekimlerde şimdi sana göstereyim. Maşallah. Hayvanlarda tüy yok. Tüy zamanıdır zaten. Hayvanlar tüye girmişler. Tamam, yok. Maşallah. Yani bizde bile tüye giriyor. Yok yok. Tüy zamanıdır. Havalar yavaş yavaş artık. Kış hazırlığını yapıyor yavrular. Maşallah. Kuşların güzel abi. O yıldız papak dişi aşağıda yok mu dedi? Bir yavrusu, iki yavrusu, göğe atan yavru, üç. Sıfır İranlı. He, gördüm. Sıfırın dedesi, şey, babası, anlatan sıfır, aynı bu şekilde papaklısını düşün. He. He, aynı olmuş dede. Ha bu ha düz olarak. Evet. Maşallah. Ama sana bu da onu yavrularından var. Biraz papakları yan gibidir. Böyle bir şeydir. Şey, dijoluk, onun için mi yıldız diyor? Dijoluk var. Ha, dijoluk var. Ha. Ama sana buna bak. Şey evet. Aynen. Maşallah. Bunları yetiştirdin. Bunlar yetiştirdim abi. Bunlar kaç ay içinde yetişti abi bu göğe bıraktığın? Bunlar yani 2 ayda tam hadlarını alıyor. Yani tam saatlerini şey etti. Zaten o diğeri yetişmiş. Diğeri yetişmişti yani. He yetişmişti. Peki 2 yavru atmayı düşünmedin mi? Zaten ben 3 tane hakemimiz Sinan, Vanlı Sinan dediğimiz hakemimiz geldiği zaman ben aslında 3-4 tanesini atacaktım. 3-4 tane atacaktım. Tüydeydiler, sana izin vermedi. Yani vazgeçtim, 2 tane attım. İyi ki de vazgeçirdi. Vazgeçirdi. Aldı kanatlarına baktı, bir daha almadı. He, vazgeçtiniz. İyi ki de vazgeçmiş. 2 tane kuşum ayrıyeten göğe bıraktım, onları da hazırlamıştım. Ha, vardı, çok hazırladım, çok yardım vardı yani. Buydu değil mi o uçak? Maşallah. Sabah bu geldi değil mi ilkin? Yavru mu ilkin ha, geldi? Sabah yavru geldi. Dişi de sonraki... 2 gün sonra geldi. 2 gün sonra. Maşallah. Tutmuşlar mıydı yoksa... Yok, yok tutmamıştılar. Tutmamıştılar ha, kanatlıydı. Kanatlıydı. Yara makaslı makaslı duydum da. Yavru yok. Yavru zaten gece düşmüştü. He. Yavru gece düşmüştü. Biz zaten 9-9.45 gibi biz dışarıda bahçede oturuyorduk. Falan da kuşun şeyleri, pırıltıları geliyordu. Yani geziyordu kafamızda ama karanlıktı. Burada eşli olan var mı? Burada bir çift yumurta var ya. O şey, dişi, yatağın dişi. He. Bu kara kuyrukla eşlidir. He, kelebekle eş tutmuş. Yumurta atmış da maşallah. Bu Araplı çilerle de yukarıdaki şeyle eşlidir. Bu papaklı, tekköz papaklı. He. Bu da bu İranlı sıfırla eşlidir. Eş tutmuşlar. Orada. Tabii kışa kadar artık bunlara bir çekip düzen ve ben yavruyu almıyorum. Ha, kışın almıyor musun? Kış geç, böyle bahara doğru yavru almaya başlıyorum. He. Normalde ben bunları artık keseceğim. He. Şimdi keseceğim çünkü tüye girdiler. He. Daha uçurma yok, bitti. Uçurma bitti ya. Böyle senin gibi eş dostlar gelince bazen uçururuz, şey yaparız.
normalde bunları şu dönemde ayırmak lazım ki biraz enerji depolasınlar. Çünkü düşün yani hayvan, bir kadın affedersin doğum yaptığı zaman ne kadar bir tabii yıpranma olur. O hayvan için de aynı öyle. Evet tabii aynen yıpranıyor. Tüyünü mü düzeltecek, yumurtaya mı bakacak, yavruya mı bakacak, kendine mi bakacak? Aynen. O yüzden ne yapacağım? Ayıracağım. Eşleme düzeni kuracağım biraz da. Talepli olursa biraz da satmayı düşünüyorum. Ha bu arada onu soracaktım. Evet. Beğendirmek istediğin, sahiplendirmek istediğin kuşların da olacak değil mi? Tabii tabii. Yani %70'ini satmayı düşünüyorum. %70'ini... Damızlarım duracak. He, yavruları beğendireceğim. Yavruları satacağım. Evet. Çünkü çok olunca da zahmetli oluyor. Arkadaşlar işte bu arada dediğimiz gibi bir tam gün uçurmuş abimiz. Kuşları hemen hemen dediği gibi birdirler. Garantili değil mi? Garantili evet. Garantili kuş almak isteyen arkadaşlarımız olursa Ferit abimize ulaşsın. Evet. Değerleri neyse artık aranızda konuşursunuz. Almak isteyen iyi, gerçekten de iyi kuş sahibi olmak istiyorum diyorsanız abimizi arayın, size yardımcı olsun. Allah razı olsun. Oğuz abi bunların içinde mesela böyle kelebekler falan verdiğinde bunu mesela yetiştirmedim, geç kaldım. He. Maşallah. Ya o hayvanın yerliğine bakar mısın? He. Maşallah. O yaşmış. Yok iridirler. Ha. Vallahi papaklıya, dişi papaklıya çeken soy küçüktür. Küçük biraz daha zayıftırlar ama erkeğe çekenler maşallah. Erkek iri. Erkek iri. Abesidir. İki üst abesidir. Alını al. Maşallah. Ama böyle Temmuz'da bunun saatini görecek. Allah. Ben diyelim bu cüsseyle nasıl uçuyor. Değil mi? Bunun bir tane Arapçı ikiz kardeşini, ikiz yumurta kardeşini kaçırdım, göğde bıraktım. Yani bir kafa tutmaları vardı. Dillere destan. Maşallah. Takla maklaları nasıl abi? Çok güzel mızrağa dururlar. Ha. Vallahi. Peki ilk takla döneminde düşme müşme fırt? Yok fırtları yoktur. He. Fırtları yoktur. Taklayı çevirir çevirmez ama kendilerini düzeltiyorlar. Ha. Olayla sağa sola yıkılma olayı yok. Yok taklaya girmiyorlar. Peki uyanık mıdırlar? Çok uyanıktırlar. Ha. O kara kuyruk onun kardeşi Çil. Bir tane de bozum vardı Erdal Can'ın kardeşimizin. Defalarca dışarıda kaldılar, teslim olmadılar, geldiler. Yani bunları dışarıda bıraktığınız zaman geliyorlar. Geliyorlar, çok uyanıktırlar, çok sadıktırlar. Maşallah. Mesela bir tane incik koyup daha bak. Bu da onun küçük en son posta kardeşleri. Görüyor musun cüsseye? Maşallah iridirler. Bunların şeyinde var. Bir de sen de iyi baksan sanki yok. İyi bakıyorum. İyi bakıyorum. Bakım da önemli yani. Şimdi sadece şey değil. Yakında çekelim arkadaşlar. Yani buradaki hemen hemen hepsi beğendirilir değil mi? Beğendirilir. Hepsi de beğendirilir. Bakın arkadaşlar. Gösterelim. Yani görsel olarak da yani görsel güzel olarak da ihtiyacını karşılar. Uçuş olarak da. Mesela papaklı, tek göz. Maşallah. Dindik beyazı. Herkese nasip olmaz. Aynen. Aynı zamanda ciğerli. Helal helal olsun. Bunlar densiz olacak. Düşünebiliyor musun? Bu kuş densiz olduğu zaman bu kuşun güzelliğine tabii olacak. Onlar tökecek hepsini değil mi? Tökecek hepsini. Bak mesela bunun kardeşi, yumurta kardeşi. Yumurta kardeşi, tek göz. Bu da tek göz değil mi? Maşallah. Şu güzelliğine bakar mısın? Vallahi gerçekten de dediğin gibi hem göze hitap ediyor hem de damarı şan damardır diyorsun. Kardeş, sıfır, dimdik beyaz, İranlı, kara göz tabirice. Aynen, İranlı dediğimiz arkadaşlar, yani İran kuşu değil, gözlerine, gözleri siyah olanlara bizim burada İranlı diye tabir ediliyor. Yoksa İran'la alakası yok. Süt, beyaz, kuyruk, sıfır. Sıfır olacak. Çok tatlı olur ha. Düşünebiliyor musun? Bu kuşun süt, beyaz, kuyruk, sıfır, dimdik beyaz, İranlı olduğunu düşün yani. Aynen öyle. Maşallah. Aşağıda da damızlıkların içinde sana ne dedim? Dedim yani senin gönlünden, bir kuşçunun gönlünden kopabilecek bütün renkleri, bütün zarafeti verirler insana. Değil mi? Ya kaçma olayı yok. O bunlar hepsi bembeyaz olur. Düşünebiliyor musun? Kuyruklar simsiyah. Çok güzel.
Maşallah. Gerçekten de güzeldirler. Uçurduk. Hangisinin ne saat uçtuğunu bilmiyorum. Şimdi de hayvanın ne uçtuğunu şey yaparsak, yadırgarsak biraz ayıp etmiş olur. Çünkü hepsiler tüye girmişler. Tabii tüy zamanında hayvan çok sıkıntı yaşıyor. Hele ki ince tüy zamanında kuşlar gerçekten de çok büyük sıkıntı yaşayabiliyor. Ve Oğuz abi, tüydeki hayvanları, şimdi hobidaşlarımıza da bunu söylüyorum. İncitmemek lazım, uçurmamak lazım. Düşer. Evet. Hani o hayvanın kanında vardır. Yüksek saat vurur ama düşer. Ondan sonra benim kuşum niye düştü? Niye saatini gelmedi? Mi düşürür yoksa hasta mı olur? Düşer derken? Düşer, yani başkasına düşer. He, gidip, he. Mağdur kuştur. He, aciz olduğu mu başkasına aciz da gidip olur. İnme şansı olabilir. Kanı ağır basar, saat he. Vurur ama... Ser gider sağa sola yıkılır. He, yıkılır. Sonuçta kanat yok dursun lan. Aynen, aciz oldu mu hayvan eledir. Doğru diyorsun. Abimizin manzarası da bayağı güzel. Tahta Van Gölü. Burada Van Kalesi göstereyim. Evet, Van Kalesi de burada. Kümesi de bayağı güzel. Abi maşallah kuşlarına. Tekrar seni tebrik ediyoruz. Allah razı olsun Oğuz abi. Bizi davet ettin. Sağ ol, var ol. Yedik, içtik. Kuşlarını da çektik. Kuşlarının da maşallahı var. Allah sana güvendirsin inşallah. Allah razı olsun. Baş üstüne gelmiş. Allah razı olsun. Her zaman bekler zaten. Allah razı olsun. Her zaman müsait olursan gel bir çayımıza. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Var olasın. Geldik, kuşlarını çektik. Kuşlarını gösterdin. Abiye söyleyeyim, uçan kuşlarını gösterdin bize ve seyircilerimize, anlattın nasıl yaptığını. İnşallah önümüzdeki sene tekrar festival olursa, nasip olursa, biz de olursak geleceğiz burada. İnşallah. Seyircilerimize uçan kuşlarını havadayken de göstereceğiz. İnşallah, baş üstüne. Sen söylemek istediğin bir şey varsa söyle abi. Kapatalım videoyu burada. Biraz uzattık fazla. Estağfurullah. Demek istedim şöyle bir şey, Van kuşuna sahip çıkalım arkadaşlar, emek verelim. Kötü kuş yoktur, kötü kuşçu vardır, bunu tekrardan söylüyorum. Herkese emeklerinden dolayı, öncelikle Oğuz abimize emeklerinden dolayı çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun. Bu tür etkinlikler bizim hoşumuza gidiyor. Kuşlar uçarsa keyfimiz de güzel oluyor. Aynen öyle. Bu senenin tekim uçtu. Herkese bol şans. Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu sene herkes iyi saat izletirdi gerçekten. Evet. Başta sen olmak üzere. Allah razı olsun. Evet, sonra emek okan... verince oluyor Oğuz abi. Valla oluyor, evet. Olur. Emek ama verince... emek vermek lazım. Tabii tabii. Peki arkadaşlar, bu videomuzu burada bitiriyoruz. İnşallah başka videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi takip etmeye devam edin. Arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Facebook'ta değil de YouTube'da beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Ne kadar beğeni ve yorum olursa YouTube bizi o kadar ön plana çıkarır ve videolarımız her tarafta görünür. Bizi izlerler, Van kuşunu tanımış olurlar. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.